İlham Aliyev meydan okudu. Zengezur ve Erivan'ın verilmesi büyük hataydı. Batı Azerbaycan tarihi yurdumuzdur. TUSAŞ'ın insansız savaş uçağı Anka 3'ten ilk görüntüler. Yunan basını, Miçotakis son kozunu oynuyor. Mart ayına kadar 12 mil gerginliği yaşanacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan Hodri Meydan. Doğu Akdeniz'de bizim iznimiz olmadan kimse bir şey yapamaz. Deniz sınırları Libya-Mısır gerginliğini artırıyor. Libya parlamentosu Mısır'ın deniz sınırlarını reddetti. Rusya'yı atlayarak Orta Asya-Avrupa bağlantılı Orta Koridor hizmeti açıldı. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Batı Azerbaycan topluluğunun idari binasında oluşturulan koşulları yerinde inceledi ve Batı Azerbaycan'dan gelen bir grup aydınla görüştü. Cumhurbaşkanı Aliyev, Batı Azerbaycan'dan bir grup aydınla bir araya geldiği toplantıda, "Halkımız yüzyıllardır tarihi toprakları üzerinde yaşayabilmek için haklarını korumak adına büyük fedakarlıklar yapmıştır. Ancak buna rağmen halkımız farklı dönemlerde vatan topraklarından mahrum bırakıldı. Erivan ve Zengezur'un Azerbaycan'dan koparılarak Ermenistan'a devredilmesi halkımıza karşı işlenmiş affedilemez bir adım, ihanet ve suçtur. Batı Azerbaycan bizim tarihi yurdumuzdur. Gün gelecek Azerbaycanlılar tarihi bölgemiz olan Batı Azerbaycan'a dönecekler," dedi. Cumhurbaşkanı Aliyev, "Bu çok sayıda tarihi belge, tarihi harita, tarihimiz tarafından onaylanmıştır. Maalesef Ermeniler Karabağ'da yaptıkları gibi Batı Azerbaycan'da da tüm tarihi ve dini anıtlarımızı yerle bir edip yok ettiler. Azerbaycanlıların tarihi mirasını silmek istediler ama başaramadılar. Çünkü tarih var, belgeler var, haritalar var. Bu binada sergilenen 20. yüzyılın başlarına ait harita, Batı Azerbaycan'ın tarihi bir Azerbaycan bölgesi olduğunu ve bu bölgedeki şehir ve köylerin adlarının Azerbaycan kökenli olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır. Azerbaycan halkının tarih boyunca bugünkü Ermenistan topraklarında yaşadığını çok iyi biliyoruz. Artık asıl görevimizin bu bilgileri dünya kamuoyuna ulaştırmak olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, bu yönde çalışmalar şimdiden başladı. Ancak eminim ki topluluk sonuçlara ulaşmak için bu yönde daha kararlı bir şekilde çalışacaktır," dedi. Azerbaycan basınının bildirdiğine göre Aliyev, "Eğer birileri Ermenistan'ın ve Ermenilerin İrevan'ı orada yaşayan insanların haberi olmadan ana vatanından mahrum bırakmaktan memnun olacağını düşündüyse, bu büyük bir hataydı ve sonraki tarih bunu bir kez daha gösterdi. 1920 yılında Sovyet hükümetinin kararı ve Ermeni milliyetçilerin ısrarıyla diğer tarihi toprağımız olan Zengezur, Azerbaycan'dan alınarak Ermenistan'a bağlandı. Bu da halkımıza karşı işlenen bir başka suçtu. Bunun amacı açıktı. Birincisi, Ermeni milliyetçileri Sovyet hükümetinde önemli mevkilerde bulunuyordu. Bir diğer ise Azerbaycan'ı coğrafi olarak Nahçıvan ve Türkiye'den ayırmak için atılmış bir adımdı," dedi. Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na dayandırılan habere göre Azerbaycan ve Türkiye arasındaki 2022 ikili askeri işbirliği programı doğrultusunda Türkiye'de Azerbaycan Hava Kuvvetleri askeri birliklerini ziyaret etti. Heyet plan doğrultusunda Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin askeri birliklerini ziyaret etti. Konuklara askeri birliklerin kuruluş tarihi ve faaliyetlerinin yanı sıra 1. ve 2. Karabağ Savaşı sırasındaki muharebe metodu hakkında bilgi verildi. Daha sonra Türkiye heyetine askeri birliklerin silahlanmasında bulunan savaş ekipmanları ve uçaklar hakkında bilgi verildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Anka 3 muharip savaş uçağının ilk görüntüleri paylaşıldı. MIUS'un gelecek yıl ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor. TUSAŞ'ın insansız savaş uçağı ile ilgili gelişmeleri Kasım 2022'de ilk kez savunmasanayist.com duyurmuştu. Endonezya'da savunmasanayist.com'un sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, "TUSAŞ'ın insansız savaş uçağı ile ilgili olarak bekleyin onu. O da hatta," açıklamasında bulunmuştu. Bugün ise Anka 3 insansız savaş uçağının ilk görüntüleri ortaya çıktı. V formunda hava aracının herhangi bir yatay ve dikey stabilizeye sahip olmadığı görülüyor. İç silah istasyonları bulunan Anka 3 insansız savaş uçakları iç ve dış silah istasyonlarına sahip olacak. Anka 3 bir adet turbofan jet motorundan güç alacak. Savunmasanayist.com tarafından alınan bilgilere göre TUSAŞ'ın insansız savaş uçağı yaklaşık 7 tonluk bir azami kalkış ağırlığına sahip olacak. Gelecek yılın ilk yarısı içerisinde görücüye çıkması planlanan insansız savaş uçağı Anka'dan elde edilen tecrübeler ışığında geliştiriliyor. Hali hazırda üretim hattında olduğu öğrenilen uçak ağırlıklı olarak hava-yer görevleri için geliştiriliyor. Bu doğrultuda derin taarruz ve düşman hava savunmasının imhası, bastırılması misyonları uçağın ana taarruz kabiliyetlerinden olacak.
Miçotakis hükümeti Mart ayında Girit Adası'nın güneyinde kara sularını 12 mile çıkarmak üzere harekete geçeceği ileri sürülüyor. Tanea gazetesinde yer alan bir habere göre Miçotakis hükümetinin ulusal meseleler alanında 26 Mart veya 2 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan seçimlerden önceki son eylemi olarak bu kez önümüzdeki Mart ayında Girit Adası'nın güneyinde kara sularını 12 mile çıkarmak üzere harekete geçeceği ileri sürülüyor. Hatırlanacağı üzere geçmişte Başbakan Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Dendias, Yunanistan uygun gördüğü bir zamanda ulusal çıkarlara hizmet ettiği kabul edildiğinde, ne zaman olursa olsun kara sularını 12 deniz miline kadar genişletme hakkını tamamen saklı tutmaktadır açıklamaları yapmışlardı. Bu konuya ilişkin Tanea gazetesinin hafta sonu gazetesi ekinde belirtildiği üzere, kara sularını 12 deniz miline kadar genişletme dosyanın önümüzdeki Mart ayında yeniden açılacağı ileri sürülüyor. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Tanea gazetesine göre körfezlerin kapatılması ve Girit'in güneyindeki deniz üzerindeki esas hatların çizilmesi için işlemlerin açıldığını ve askıda kaldığını bildirdi. Tanea'nın haberinde bölgedeki gelişmeler ve Ankara'nın Türkiye-Libya muhtırası sonrasında Girit'in güneyindeki kara sularının 12 deniz miline çıkarılması önerilerini güçlü bir şekilde tekrar geri getirdiği ileri sürülüyor. Yine Tanea'ya göre dosya önümüzdeki Mart ayına kadar yeniden açılacak. Haberin içeriğinde Balkanlardan Orta Doğu'ya kadar Doğu Akdeniz'in potansiyelinden tam anlamıyla yararlanılmasını sağlayacak bir istikrar ortamının yaratılması ve çözüme kavuşturulması için Amerika Birleşik Devletleri'nde enerji alanında bu yönde duruyor ifadesi kullanıldı. Bunu Mısır'ın batıdaki deniz sınırlarının Libya ile sınırlandırılmasına ilişkin kararnamesinin izlediği, Kahire'nin hamlelerinin esasen Atina'nın da girişimlerinin yolunu açtığı ve bunun da hükümetin ulusal meseleler alanında seçimlerden önceki son eylemi olabileceği kaydedildi. Haberde son olarak yetkili kaynaklar, Mart ayında mutlaka 12'ye ulaşmış olacak olan Rafael sayısını da denkleme dahil ediyor. Ve hava kuvvetleri kaynaklarının bildirdiğine göre ilkbaharda içlerindeki pilotların eğitimleri tamamlanmış olacak. Atina'ya havadan Türkiye karşısında stratejik bir avantaj sağlayacaktır vurgusu yapılıyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum Yönetimi'nin İtalya'dan Eni ve Fransa'dan Total Enerji şirketlerinden oluşan bir konsorsiyumun aynı ruhsatlı arama sahasında 2.3 trilyon metreküp hidrokarbon içeren 3. bir sahanın keşfedilmesinin ardından Güney Kıbrıs'a sert bir mesaj gönderdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın tehditleri, yeni sahanın maden haklarını elinde bulunduran Eni Total Konsorsiyumuna bile yönelik. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de hidrokarbon sektöründe devam eden faaliyetlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığımızda herhangi bir ülke, şirket ya da geminin iznimiz olmadan hidrokarbon arama ve işletme faaliyetlerinde bulunması mümkün değil, dedi. Türkiye'nin hem kendi haklarını hem de Kıbrıslı Türklerin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğini söyleyerek, Doğu Akdeniz'de bizden izinsiz kimsenin bir şey yapamayacağını vurguladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Rum Yönetimi'nin tek taraflı olarak belirlediği sözde münhasır ekonomik bölgenin 6. parselinde yürütülen faaliyetler, Kıbrıs Türk halkının haklarını ihlal etmektedir, denildi. Bakanlık söz konusu parselin Türkiye'nin kıta sahanlığıyla da çakıştığını savundu. Açıklamada, Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltecek adımlar atmaktan çekinmeyen Rum yönetimi, Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp etmeye devam ettiği sürece, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte meşru hak ve menfaatlerimizi korumak için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz, denildi. Bakanlık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bölgede bir gerginlik unsuru haline gelen hidrokarbon kaynakları meselesinin diyalog yoluyla çözülmesi için kapsamlı ve yapıcı işbirliği önerilerini 4 ayrı vesileyle gündeme getirdiğini hatırlattı. Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Kıbrıs Türk halkını temsil etmediğini, bizim adımıza karar alma yetkisine sahip olmadığını ve adanın deniz yetki alanlarına ilişkin sözde Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında yürüttüğü tüm tek taraflı faaliyetlerin gayrimeşru olduğunu uluslararası topluma, ilgili şirket ve ülkelere hatırlatırız. Kıbrıs Türk Hükümeti ayrıca Türkiye'nin bölgedeki tüm ilgili aktörlerin katılımıyla bölgesel bir Doğu Akdeniz Konferansı düzenlenmesi önerisinin geçerliliğini koruduğunu vurguladı. Bakanlık, bu konuda işbirliği yapma önerimiz hala masadadır, dedi. Mısır'ın Libya ile deniz sınırlarının çizilmesi açıklaması, Mısır-Libya ilişkilerinde gözle görülür bir gerilimi tetikledi. Libya Parlamentosu, Dışişleri ve Savunma Komiteleri, Mısır'ın Batı deniz sınırlarını tek taraflı olarak belirlemesini reddettiklerini yineledi. Ortak bir açıklama yapan iki komite, bu deklarasyonu Libya egemenliğinin kabul edilemez bir ihlali olarak değerlendirdi. Komiteler, Mısır'ın önceden herhangi bir istişarede bulunmadan yaptığı bu açıklamayı şaşkınlıkla karşıladıklarını ifade ettiler.
Komiteler, ülkenin içinden geçtiği bu zor dönemde atılan bu adım, Libya'nın Akdeniz'deki çıkarlarının ihlalidir. Bu, Libya'nın deniz sınırlarına açıkça tecavüz eden, uluslararası hukuka göre haksız bir sınır belirlemedir. Kararı reddettiklerini teyit ettiler ve Kahire'nin açıklamasını derhal geri çekmesi yönündeki taleplerini yinelediler. Komiteler bu adımın, Mısır'ın Libya'nın içinde bulunduğu siyasi koşulları dikkate alması beklenirken, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilere zarar verdiğini belirttiler. Komiteler, herhangi bir sınırın iki ülkenin karşılıklı çıkarlarını garanti altına alan müzakereler yoluyla ve Birleşmiş Milletler ve deniz hukuku ilkelerine uygun olarak belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan Türkiye, Libya'nın batısında bulunan Misrata şehrine askeri kargo uçağı göndermeye devam ediyor. Yerel basın, biri Hava Koleji havalimanlarına ve El Vatiya hava üssü olmak üzere iki Türk askeri kargo uçağının üst üste 3 gündür bölgeye iniş yaptığını bildirdi. Bu, iletişim ve siyasi işlerden sorumlu Devlet Bakanı Velid El Lafi ile Türk mevkidaşı Fahrettin Altun'un Trablus'taki görüşmesiyle aynı zamana denk geldiği kaydedildi. Özbek medyasına göre geçen hafta itibariyle ilk bakır konsantresi teslimatları Rusya'ya atlayarak Özbekistan'dan Avrupa'ya yeni bir rota üzerinden gönderildi. Tren Türkmenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'dan lojistik firmaları tarafından gönderildi. Ribar gazetesinde yazan Rus uzmanlara göre, Türk şirketleri Orta Asya bölgesinde hızla ağırlık kazanıyor ve aynı zamanda lojistik kabiliyetlerini genişletmenin yollarını arıyor. Ankara, kendi topraklarından geçen orta koridoru kullanmanın Pekin için daha az jeopolitik risk oluşturduğunu savunuyor. Öte yandan Rusya'nın Orta Asya ülkelerini tehdit ettiği belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı 3. Daire Başkanı Alexander Sterny'e göre, Orta Asya ülkeleri Rusya ile ilişkilerini sonlandırmak istediklerini ima bile etseler, bunun büyük ölçekli ekonomik sonuçları olacaktır. Rus diplomat aynı zamanda nükleer arasındaki ilişkilerin stratejik sabır politikasına dayandığını da sözlerine ekledi. Bu açıklamaları Orta Asya ve Ukrayna krizi başlıklı bir konferansta yaptığı konuşmada dile getirdi. Rus ekonomi gazetesi Kommersant'ın aktardığı alıntılarda şöyle deniyor. Diplomat, bir gazetecinin Orta Asya ülkelerinin Ukrayna'daki savaş nedeniyle batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımları desteklemesi halinde Moskova'nın tepkisinin ne olacağına ilişkin sorusuna, Sternik, tüm oyuncuların eylemlerini öncelikle Rusya'nın çıkarlarına zarar verip vermedikleri açısından değerlendiriyoruz ve Rusya Federasyonu ile bu çok yönlü bağları kaybetmemekte çıkarı olan ortaklarımızla birlikte bundan uygun sonuçlar çıkarıyoruz, dedi. Bunları kesmeye yönelik bir ima bile, batılı ülkelerin vaatlerinin hiçbirinin karşılayamayacağı ekonomik maliyetlere neden olabilir. Sternik ayrıca bölge ülkelerinin başka ulaşım koridorları bulma çabalarının Rusya'yı rahatsız etmediğini de sözlerine ekledi. Bu her egemen ülkenin hakkıdır, dedi. Günün önemli gelişmelerini aktardı. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.